Herkese merhaba sevgili dostlar. Yeni bölümümüze hepiniz hoş geldiniz. Bugün hayvancılık ekonomisi konuşacağız. Türkiye'de kırmızı et neden bu kadar pahalı sorusuyla başlıyoruz. Mustafa, Türkiye'de kırmızı et sektörü neden böyle? Neden fiyatlar bu kadar yüksek? Bize biraz bahseder misin? Koyunculuk yaptığım için, çobanlık yaptığım için biraz hakimim. Yani ekonomide söylediklerimden çok daha sağlam temelli şeyler söyleyebilecek durumdayım. O bakımdan dinleyenler müsterih olabilirler. Aldıkları bilgiler tamamen doğru bilgiler olacak. Ona şüphe yok zaten. Canım, neden pahalı, neden bu kadar pahalı sorusunun bir tane temel cevabı var. Sonra da kırılımları var. Son 50-60 yılda uygulanan yanlış ya da maksatlı hayvancılık ve tarım politikaları nedeniyle şu anda yaşadığımız durumu yaşıyoruz. Fiyatlar o yüzden pahalı. Nasıl oluyor dersen, kırarak anlatayım. Normal şartlarda serbest piyasa dediğimiz piyasada ve tam rekabet koşullarında bir malın fiyatını arz talep ikilisi belirler. Bu bahsettiğim Türkiye için geçerli değildir. Türkiye'de bu ikili üçlüdür. Arz talep, para çok omel. Para çok omel, görünmeyen el mi diyeyim artık, yanlış politika mı diyeyim, bilinçli olarak yapılmış yönlendirmeler mi diyeyim ya da bu şekilde olması istendiği için mi diyeyim, dışarıdan müdahale edilen ve fiyatları kimi zaman aşağıya, kimi zaman yukarıya doğru baskılayan üçüncü unsur. İlk olarak arz talep dengesini anlatayım. Şimdi bir mal normalde talebe ne kadar arz verebildiğinle ilgili olarak pahalıdır ya da ucuzdur. Talep fazla, arz düşükse ürün kıymetlidir, fiyatı artar. Talep az, arz yüksekse fiyat düşer. Bizde gerçekten arz az. Talep yüksek, fiyatlar da ona bağlı olarak yüksek. Ama aslında daha da yüksek olması gerekiyordu. Yani kasaba gittiğinde 1 kilo kuzu etini işte 80-85 liraya alıyorsan normalde şu şartlar altında çok daha yükseğine alıyor olman gerekirdi. Şu söylediklerim garip geliyor olabilir. Zaten 85 lira, 80 lira, 85 lira pahalı. Kuşbaşından bahsetmiyorum bu arada. Hani kuşbaşı aldık 50-60 lira ne saçmalıyor o demesinler. Alıp yiyebileceğin kuzu etinden bahsediyorum. Arz talep dengesinin dışında maliyet kısmı, üreticinin malı üretirken ya da işte küçükbaşı, büyükbaşı üretirken katlandığı maliyetler nihai fiyatı belirleyen büyük bir unsur. Bizde bu maliyetler de çok yüksek. Yani arz talep dengesi birinci sebep, ikinci sebep maliyetler, üçüncü sebep de ithalat. Fiyatı belirleyen, fiyatı bu durumda tutan şeyler. Şimdi bunları anlatacağım. Resmi rakamlara göre işte bakan çıkıyor diyor ki son 2-3 senedir Türkiye'de küçükbaş üzerinden örnek vereyim. Küçükbaş sayısı ortalama son 2-3 yıldır %5 artıyor diyor. Bunu da neye dayanarak söylüyor? Hayvanların belli bir kaydı kuydu var. Hayvanların kulağında bir küpe var. Üzerinde numarası var. O onun kimliği. Orada bakanın söylediği kimliğe sahip küpeli hayvan sayısı. Fakat bizde işler biraz garip ilerliyor. Yani uzun zamandır azalan bir koyun varlığı, küçükbaş varlığından bahsediyoruz, koyun ve keçi varlığından. Sonra birdenbire son 2-3 senede %5 artan bir sayı. Ne oldu bir anda biz artışa geçtik? Ne olmuş olabilir sence? Küpeler artmış olabilir. Bravo. Şimdi diyor ki 46 milyon tane küçükbaş var. Şimdi Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası vardı. Nasrettin Hoca gider bir kilo et alır. Karısı işte o yokken dayanamaz pişirir yer. Akşam gelir Nasrettin Hoca'ya eti sorar. Kadın der ki hani hocam kedi yemiş. Getir bakalım kediyi der. Kedi getirir. Hanım der işte eğer bu kedi ise et nerede? Eğer bu etse kedi nerede? Eğer 46 milyonsa niye 85 lira? 85 liraysa niye 46 milyon? Hikaye aslında bununla birebir. Son 2-3 senede bizde küpe affı çıkıyor. Küpe affı şu demek. İnsandan örnekleyeyim. Senin işte bir kimliğin var ya. Hayvanda küpe var, sende de kimlik var. Devlet diyor ki kimlik affı çıkardım. Sen de diyorsun ki ben zaten işte kimliğimi kaybetmiştim ya da çaldırmıştım. Bana yeni bir kimlik çıkart. Şimdi sana eski kimliğin aynısını çıkartıyor normalde. Hayvan, yani insan için söylediğin zaman. Ama onu öyle düşünme. Sıfırdan kimlik verdiğini düşün sana. Hayvan için sıfırdan küpe veriliyor. Ben İzmir'den koyunları aldım. Hayvanların kulakları yırtık pırtık. Bilmiyorum da o zaman. Ya bu kulakları ne hal, niye böyle diyorum. Küpeleri düşmüştür, yeniden takılmıştır diyor. Küpe affı şöyle bir sonucu doğuruyor. Küpe düşmüş, kaybolmuş olabilir. O hayvanı başka birisine satmış olabilir. Alan adam tekrar küpeletmiş olabilir. O da başkasına satıp tekrar küpeletmiş olabilir. İşte koyun bir tane. Çalıntı bir koyunun kulağındaki küpeyi yırtıp ona yeni bir küpe çıkarttırmış olabilir. Şimdi bana gelen koyunda 4 tane yırtık vardı. Bana geldikten sonra 5. küpeyi taktırdık burada. Daha komiğini söyleyeyim. İlçe tarımdan geldiler. İşte küpeleri taktıracağım.
Küpe affı var abi, hiç uğraşma dedi. Kulağındakini kes. Kulağındakini bu şeyle, makasla kestik. Yeni küpe bastı. Bu hayvanda belki oldu 6. belki oldu 7. küpe. Literatüre nasıl geçiyor? Sayı şeye nasıl geçiyor? İstatistiklere? 7 tane koyun. 7 tane koyun. 1 tane koyun var, 7 tane küpe var. İşte 46 milyon aslında koyun yok. 46 milyon küpe var. Sen hayvanını kesiyorsun belki. Bildirmiyorsun. Hayvan hala canlı görünüyor sistemde. Kayıt var. Çok uzağa gitme. Daha bir ay oldu olmadı. Geçen kurbanda. Belki milyonlarca hayvan kesildi. Net sayıyı bilmiyorum ama hani milyonun üstündedir diye tahmin ediyorum. Kim aldı, kestiği hayvanın küpesini götürdü, teslim etti? Belki %5'i, belki %10'u. Buraya geldiler mesela, işte kestiğiniz hayvanın küpesini getirin diye muhtarlığın önünde şey yaptılar. Stand kurdular. Kim götürdü? Adam onunla mı uğraşacağım diyor yani. Kimse götürmedi. Götürdüyse 1, 2, 3, 5. Şimdi o kesilen kurbanların hepsi sistemde yaşıyor. Anlatabildim mi ben evet. Ne olduğunu? Baba akıyor. Küpesi var, hayvanı yok. Olay bu. İşte hikayenin özü burada başlıyor. Bizde o kadar küçük baş ya da büyük baş yok. Bizde o kadar küpe var. Küpe üzerinden anlatırsak biz her sene %5 büyüyoruz. Hayvan üzerinden bakınca açız. Komik değil mi? Ama gerçek. Bunlar rakam. Bu küpeler bir rakam. Ve adam çıkıp sana bunu gururla böyle bir rakam var elimizde diyor. Bu bir istatistik. İstatistik mini etek gibi. Çok şey gösteriyor. Asıl göstermesi gerekeni göstermiyor. Bizim hikayede bu. Gel ondan sonra sen bana de ki koyun fiyatı çok yüksek. Koyun fiyatı yüksek çünkü koyun yok. Arz talepteki sıkıntımız bu. Talebimiz de yüksek. Bu birinci maddesiydi. İkinci maddesi maliyetlerin yüksekliği. Şimdi eskiden tarım ve hayvancılık ülkesiydik biz. Köydeki insanlar rahatlıkla yüzlerce küçük başı bir aile besleyebiliyordu. Çünkü ne yapıyordu? İşte sabah alıyordu çoban, götürüyordu dağda meraya. O hayvan sabahtan akşama kadar yayılıyordu, karnını doyuruyordu. Adam da akşam getiriyordu, kapatıyordu. İşine bakıyordu. Onun için ek bir masrafı yoktu. Şimdi ilaçlama, koruma vesaire adı altında bir sürü veteriner parası ödüyorsun. Bir sürü aşı iğne parası ödüyorsun. Onlar yoktu. Ha ben bunlar kötüdür demiyorum. Ama doğal değil ve gerçekten bir maliyet kalemi. Köyler bir gecede mahalleye çevrildi. Mera alanları köylüye kapatıldı. Şimdi koyununu otlatabileceği bir mera yok insanların. Büyükbaşını salabileceği bir mera ortamı yok. Bu ne demek biliyor musun? Sen eğer hayvan bakacaksan al ağıla kapat. Orada o çuval çuval Amerika'dan gelen soya temelli, GDO temelli yemleri hayvana yedir. O çuvallar için para öde. O yemi yapanlar Amerika'ya para ödesin. Sen de o işte GDO'lu hayvan, GDO'lu yemle hayvanını besle. İşte oradan oluşacak sonuçta o eti de bizim insanımız yesin. Kapalı sistemde hayvan bakmanın her saniyesi paradır. Suyu paradır, yemi paradır, otu paradır. Onu biçtirip önüne getirmesi paradır, nakliyesi paradır, para oğlu paradır. Bunların hepsi maliyet. Maliyet çok yüksek. Adam tamam bu maliyetlere katlandı, baktı koyuna. Ben tamam 5-10 tane koyun bakıyorum şimdi, 20 tane koyun oldu. Benim bile canımı yakmaya başladı 20 tane koyun. 100 tane, 200 tane koyun olduğunu ve kapalıda bakmaya çalıştığını düşünsene. Ki ben salıyorum bahçeye, akşamları az bir şey yemliyorum. Tadımlık, ağız tadı olsun, işte midesinde bir şeyler değişsin falan diye. Ben bile buna canım yanıyorsa, yüzlerce koyun bakmaya çalışan adam ne yapsın? Ne yapıyorlar biliyor musun? Bırakıyorlar. Yapmayı bırakıyorlar. Diyor ki adam, bunu bakıp, besleyip bir sene büyüteceğim. Ondan sonra satmaya kalkacağım. İşte satmaya kalkarsam 1000 lira, 1200 liraya bir koçu satıyorum. Bunun zaten bana maliyeti 1200 lira. Belki daha fazla. Diyor yapmam daha iyi. Gerçekten yapmaz daha iyi. Yapmasın. Yapmıyor da zaten. Diyor ki lanet olsun. Yolla kesime gitsin. İşte böyle böyle hayvan eriyor. Böyle böyle üretici eziliyor. Ha bu arada zannetmeyin ki kırmızı eti 80-85 liraya koyun eti alıyoruz. Bu çok pahalı. Pahalı olduğu için bunun üreticisi de para kazanıyordur sanmayın. En kral satan, en kral yerde en pahalıya satan 25 liraya karkas satar koyunun fiyatını.
Hadi karkas, işte kemiklidir, eti çöpü bir sürü vardır. İşte onları attığın zaman hadi diyelim ki %50 ziyanda. 50 lira üzerinden 15 kilo et çıksa 750 lira para kazanır üretici. Satış fiyatı 80 lira, alış fiyatı 25 lira. Üretici hiçbir şekilde kurtarmıyor bunu. Maliyetinden sonra da devreye ithalat girer. İthalatta en başa dönerek söyleyelim. Dedim ya, yanlış ya da belki de maksatlı uygulamalardan bir tanesi ithalat. Kesimlik et ithalatı, karkas ithalatı, üreticinin, özellikle küçük üreticinin iflasının ilanı demektir. Üreticinin burada canı yanıyor. İstiyor ki daha yüksek fiyatlara satabilsin ve para kazanabilsin. Bu adamın ürettiği 80-85 liraya gidiyor şehire. İşte kasaptan gidip almaya çalışırsan 80-85 lira. Daha da pahalanırsa şehirdeki adam da et yiyemeyecek. Devlet de ne yapıyor? İşte bunu kökünden bir çözüm üretmek yerine aciliyetli çözüme hemen devreye sokuyor. İthalat kanallarını açıyor. Diyor ki sen, diyor, madem diyor üretemiyorsun bu fiyatlara, madem şapkadan tavşan çıkaramıyorsun, o zaman diyor ben diyor etin fiyatını durdurmam lazım, kusura bakma. Dışarıdan kesimlik et alıyor. İthal ediyoruz. Fiyatları gerçekten baskılıyor. O hani dedim ya 85 liradan çok daha fazla olması gerekirdi ama 85 lira. O orada tutabilmenin sebebi de ithalat. Yani duvara böyle bir el mi kapatıyor? Duvara el kapatıyor. Ama bunu el kapatırken buradaki üreticinin canını yakıyor. Belki de canını alıyor. Adamı işten soğutuyor. Adama işini bıraktırıyor. Sütçü. Adam diyor ki lanet olsun. En iyi satabilen sütçü 1.50'den litresi süt satıyor. E git bir marketten kutu süt almaya kalk. Kaç para? 5 lira, 6 lira. Arkadaş, bu adam ineğine doğumundan beri bakıyor. Belli bir yaşa büyütüyor. İşte tohumlatıyor. Bütün gün yediriyor, içiriyor. Temizliyor. Sağlığıyla ilgileniyor. Her gün sabah, her gün akşam süt sağıyor. Uğraşıyor oğlu, uğraşıyor. Litresini 1.5'tan satıyor. Gidiyorsun marketten 6 liraya kutu süt alıyorsun. Arada var 4.5 lira fark. 4.5 lira farkı yaratan nedir? O 4.5 liralık katma değeri sağlayan nedir? Bu üreticiden daha çok çalışıp daha çok hak eden bir durum mu var ki 4.5 lira koyuyor adam? Arabayla götürüyor makineye, şeye, işte kamyonun arkasında soğuk zincirde götürüyor, döküyor, birleştiriyor. Orada UHT işleminden geçiriyor. İşte sonra kutulayıp sana satıyor zehir olarak. Ve 4.5 lira koyuyor üstüne. İşte arada vergi de var, falan da var, filan da var. Arkadaş, diyor ki adam, ben bunu 1.5 liraya satacaksam zaten beni kurtarmıyor. Lanet olsun diyor. En iyisi diyor ben bu ineğimi, ben bu damızlığımı göndereyim kesime. Alayım kesimden kaç para geliyorsa. Alıyor da gerçekten 3-5 aşağısına veriyor kesime. Ne oldu? Gene hayvan azalıyor. Koyuncu da aynı şekilde. Ben diyor bu işten para kazanamıyorum. Gönderiyorum kesime. Ne oldu? Koyun azaldı. Devlet koyuna destek veriyor. 25 koyundan fazla koyunum varsa koyun başı 10 lira 15 lira hatırlamıyorum. Öyle bir para veriyor senelik. Koyun çiftliklerine, küçük baş çiftliklerine destek veriyor. Bizde destek bile sistemi baltalamak üzerine çalışıyor. Normalde destek bir sektörü canlandırır. Üreticiyi rahatlatır, fiyatları düşürür ve ürünü de bollaştırır. Türkiye'de ise destek tamamen köstek olarak çalışır. Destek fırsatçıları vardır. Gider, bir proje çizer, destek için başvurur, yalandan bir çatı yapar, işte şey koyar falan. Ya da işte alıyorsa koyunlarını da alır. 300 tane, 500 tane, 1000 tane neyse küpeleri vardır. Şak 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 desteğini alır. Desteği aldıktan sonra 1000 koyunluk yerde satar 500 tanesini el altından, kesime gönderir. Küpeler ne oldu? Gayri resmi kesim çünkü. Küpeler gitti. Biz zannediyoruz sistemde hala o koyun var. O koyunu yiyeli 2 sene olmuş. Adam onun desteğini almaya da devam ediyor bu arada. Çünkü kontrol mekanizması da sağlam değil. Çünkü zaten o işi yapan da belki birilerinin adamı. Adam 1000 koyun koydu en başta. 800 tanesini kesti. 200 tane koyun var. Adam hala desteğini almaya devam ediyor. Sattı bu arada onu da. Kestirdi de. Biz de zannediyoruz ki koyun sayımız arttı. Çok büyük paralar kazanacağız. İşte devlet gelişecek. Türkiye
daha ucuza et yiyecek. Gördün mü destek nasıl tersine çalışıyor? Kaynaklar birilerinin cebine gidiyor. Aynen öyle. Aynısı ithalatta. Devlet diyor ki et fiyatları çok yükseldi, müdahale etmem lazım. Üretici diyor ki aman diyor dokunmayın, gözünü seveyim diyor. Mahvolduk, yandık, bittik. Kusura bakma diyor, İstanbul'daki adam daha pahalı yiyememesi lazım. İthalatı da yine birileri yapıyor. Ben gideyim ithal edeyim, hayvan getireyim falan gibi bir izin verse bana, ben gideyim Avrupa'dan seçili, sağlam, işte süt verimi yüksek, et verimi yüksek ırk getireyim, buradaki damızlığı geliştireyim, buradaki ırkları geliştireyim falan gibi bir gayret içerisinde girme şansım yok. Gidiyor diyor ki et süt kurumu yapabilir ya da işte birileri yapabilir. Onlar da gidiyor et getiriyor. Uganda'dan et getiriyor. Uruguay'dan et getiriyor. Sırbistan'dan et getiriyor. Ne getirdiği nasıl kesildi? Belli mi, belirsiz mi bilmiyoruz. Sağlıklı mı, sağlıksız mı bilmiyoruz. Adamların yemediği hasta hayvanlar mı bilmiyoruz. Brezilya'dan bir gemi hayvan geliyor. Ya hayvana bakamazsın, için parçalanır. Durum ortada. Aylarca İzmir'de limanda bekleyen gemiyi hatırla. Ölüm gemileri. Ya biz bu hale niye düştük? Allah bize cennet vatan vermiş, iklim vermiş, coğrafya vermiş, ot vermiş, flora vermiş, hayvanı da vermiş. Ama biz bakamıyoruz. Yani dünya hayvancılık devi olup buradan yurt dışına et satabilecek bir konumdayken halimize bak. Yani şöyle söyleyeyim, işte Konya'dan küçük Hollanda diye bir klişe var ya, Konya'dan küçük Hollanda bu coğrafyaya, bu topraklara sahip olsaydı yemin ediyorum dünyanın en büyük gücü olurdu. Hem de böyle 35-40 senede falan olurdu yani. Çünkü Allah sana bütün nimetleri vermiş. Petrol hariç diyelim. Onun da olup olmadığını bilmiyorum. Ona da ihtiyacın yok zaten. Petrol yenilir içilir bir şey değil. Onu ikame edebilirsin. Ama yiyeceğini içeceğini ikame edemezsin. Bunu yemek zorundasın. Bak dünyada her türlü iş çıkabilir, düşebilir, batabilir, kalkabilir. Fakat gıda sektörü bitmez. Düşmez, kalkmaz, yatmaz, hiçbir şey olmaz. Çünkü yemek zorundasın. Senin bağımsızlığını sağlayacak şey bile odur aslında. Sen bugün dünyaya kapılarımı kapattım dediğin anda kendi kendine yetebilecek bir sistemi kurabilmişsen, kendi karnını doyurabiliyorsan, kendi ilacını üretebiliyorsan, işte kendi besinini sağlayabiliyorsan dünyaya kapını kapatırsın. Petrolün varmış yokmuş çok umursamazsın. Çünkü bu şekilde yaşanabilir. Ama İthalata bağlılıkla sen birilerine göbeğinden bağlısın demektir. Dünyaya kapılarını kapatamazsın. Sana birisi kapısını kapattığı zaman yandım anam dersin. Diyeceksin de yani. Benim köye göçüm, benim bu koyunlara bakıyor olmam, şu anda çobanlık ediyor olmam, bugün yaşanacakları 4-5 sene öncesinden görebilmemden kaynaklanıyor. Hikaye daha da kötüye gidiyor. Çünkü o gitgide artan küpe sayısı var ya, ona paralel olarak gitgide azalan bir hayvan sayımız var. Çok yüksek maliyetler var ya, gitgide artan çok yüksek maliyetler var. Bu işe gönül vermiş adamlar azalıyor. Artık bu işi yapmıyor kimse. Herkes imtina ediyor. Edecekler de. İşin en kötü yanı bir de ne biliyor musun? Bunun farkında değiliz bu küpe mevzusu yüzünden. Gizli bir tehlike orada büyüyor. Çünkü diyorsun ki... Kağıt üstünde mutluyuz ama. Adam diyor ki işte 46 milyon oldu diyor hayvan. 3 sene önce diyor 42 milyondu. Kimse sorgulamıyor. Madem bu artıyorsa fiyatlar niçin fiyatlar da artıyor? Evet. İşte aslında birisinin çıkıp sorabilmesi lazım. Kral çıplak. Yani 3 sene önce 42 milyon hayvan var diyordun. Şimdi 46 milyona çıkmış. 3 sene önce 30 liraydı. Şimdi 85 liraya çıkmış et. Bunu nasıl olacak diye soramıyorsun ya da matematiğe ters. Düzene ters, iktisata ters. İthalat, fiyat baskılama politikası için çok işe yarayan bir durum olsa da arka plana baktığın zaman bizi tamamen bitiriyor. Çünkü ithal hayvan geldikçe buradakiler işi bırakıyor. Bizim hayvan varlığı sayımız artmıyor, azalıyor. Bir de dostlar alışverişte görsün bizde çok fazla. Tarım Bakanı çıkıp diyor ki 300 hayvan, 300 koyun projesi yaptı. Genç çiftçiye destek verdik. İşte köye göçü destekledik. Onlara işte inek verdik, koyun verdik. Ya gelen hayvanları görsen, o genç çiftçi projesinde verdikleri hayvanlar
Yemin ederim ağına giremiyoruz diyor insanlar. Nasıl bir hayvan getirmiş vermişlerse o insanlara. Bir de zimmetliyor. Adam diyor ki kesip kurtulma falan da yok diyor yani. Ben diyor girdim ya bunun altına. Bunu imzaladım ya diyor. O 5 tane ineğe benzer şeye bakmak zorundayım diyor. Lanet olsun diyor herif. Neden? Canavar, o inek değil, garip bir şey gelmiş. Sudan'dan, Afrika'dan, neredense dünyanın bir yerinden ineğe benzemeyen, günde 4 litre, 5 litre süt veren ya da vermeyen inekler gelmiş. Adam buna bakmak zorunda. Hani 4-5 litre süt vermek ne demek abi? Koyun veriyor ya o kadar. Nasıl bir inek getirdiniz, verdiniz? Bu hibe midir, bu destek midir? Sen adamın canını yaktın, mahvettin. Adamlar illallah etmiş. Bir de hayvanlar yamyam diyor, acayip diyor yani. Giremiyoruz ki içeri diyor. Bizi boğacak içeride diyor hayvan. Sen dün gittik şurada ineği çektin. Hayvanı sevdiğini okşadın, her türlü muhabbetiniz oldu. Bunu düşün. Bir de diyor ki ağılda yanına giremiyorum diyor. Dışarıdan yemi atıp kaçıyoruz abi diyor. Yemin ederim bak, yemin ederim bu gerçek. Giremiyorum ki yanına diyor. Boğacak bizi orada, sıkıştıracak, ezecek, öldürecek diyor. Bütün gün bas bas bağırır. Et desen et tutmaz, süt desen süt vermez. E bu şimdi iyilik mi oldu? Bu şimdi destek mi oldu? Bu şimdi hibe mi oldu? O hayvanı getiren kimse, hibe ona oldu. Destek ona oldu. Geri kalan eziyet o çiftçiye, ceremesi de sonrasında tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yansıyor. Et fiyatları yüksek, evet. Sebepleri bunlar, evet. Ve bunlar devam ettiği için de daha da yükselecek. Bunlar iyi günlerimiz. Ben o yüzden burada koyun bakıyorum. Az önce bahsettiğin küçük baş, kuzu ve koyun hakkında konuştun ya. Büyük başta, danada ve inekte de durum böyle mi? Aynı. Hiç fark yok. Küpe muhabbeti. Tabii. A'dan Z'ye hepsi aynı. O küpe hafı süper bir yiyecek. Yani olmayan koyunları şakır 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 arttırıyor. Kağıt üstünde muhteşem bir ülkeyiz. Enflasyon konusunda da böyle. Hayvancılık konusunda da böyleymiş. Bakalım daha neler öğreneceğiz. Maalesef durum böyle. Tarımda da böyle miyiz? Tarımda kağıt da... Kağıt üstünde miyiz onunla da? Valla Binali Yıldırım bir ara şey demişti. Tarımda dünya birincisiyiz dedi mecliste. Bunu söyleyince bir kahkaha koptu. Dedi ki evet dedi, niye gülüyorsunuz dedi. Daha fazla üzerine gitmediler. Şimdi bizim durumumuz... Tarımda da, hayvancılıkta da aç tavuk kendini buğday ambarında görürmüş hikayesi var ya, onun gibi. 46 milyon küçük baş var diyor. Yok. Vallahi de yok, billahi de yok. Yok yani. Büyük başta da aynı durum var. Büyük başta sütçüler de artık hayvanlarını kesime göndermeye başladı. 1.50'den süt satan adam nasıl döndürsün? Eskiden köylerde her ailede işte en az bir inek, birkaç tane inek vardı. Onları mesela o süt parası döndürürdü. Şimdi hiç kimse de yok. Bu köyde en fazla iki hanede, üç hanede vardı. Bir tanesi geçenlerde kesime yolladı. Öyle aile çiftçiliği falan filan kalmadı. Şimdi artık her şey sanayileşmiş, konvansiyonel tarım yöntemlerine, konvansiyonel hayvancılık yöntemlerine dönmüş durumda ve o yönde ilerliyor. İstiyorlar ki her şeyi holdingler yapsın. Bütün kaymağı holdingler yesin, bütün ceremeyi köylü çeksin, bütün parayı da şehirdeki adam ödesin. Yapan da hobi olarak yapıyor. Yapan hobi olarak yapmak zorunda. Yani mesela adam bir tane ineğe bakabiliyorum diyor, işte yerim de ona göre, katlanabileceğim maliyet de ona göre diyor. Bir tane olduğu için de koymuyor bana, yani kazandırmasa bile. Ya kafa kafaya çıkarım ya biraz cebimden öderim diyor. Ya da çocuğuma içiririm ederim diyor. Sütü çocuğuma içiririm diyor. Aynen öyle. İşte bu yanında buzağısı da kar olur diyor. Ama daha fazlasına gücü yetmez. 5 tane inek bakamaz o adam. Bunun sorumlusu kim abi? Sorumlusu son 50-60 yılda bizi bugüne hazırlayan, Amerika'ya kapılarımızı açan politikacılar, yöneticiler. Devlet büyüklerimiz. Ve sistem maalesef takır takır işliyor. Her şey bir önceki günden daha Amerika'nın planlarına yönelik devam ediyor. Kurdukları düzen, kurdukları oyun işliyor. Tabii. Bir hikaye var ya, bir klişe var. Hep bunlar Amerika'nın oyunu. Arkasında İsrail var. Bak bu burada klişe değil bu.
Burada bir gerçek. Ne yapacağız? Uyanacağız. Yani bireysel olarak uyanacağız önce. Bireysel olarak uyanış kendi çözümünü aramakla başlayacak. İşte benim buraya gelişim, burada çoban oluşum kendi çözümümü aramakla başlayan bir hikaye. Ama sistemi değiştiremezsin ki. Burayı tekrar mahalleyi, köyü yapamazsın ki. Sistemi değiştirmek gibi bir derdim yok. Bak herkes kapısının önünü süpürürse o mahalle temiz olur. O yol boyu temiz göreceksin. Herkes kendi kapısının önünü süpürsün. Mera konusunda vatandaş kendi başına ne yapabilir? Şimdi ben burada çeşitli çözümler bulmaya çalışıyorum. Yapay mera üretmeye çalışıyorum. İşte bölünmüş bir rotasyonlu alan üretmeye çalışıyorum. İşte her bu bölümü yiyecek, bitince buraya alacağım, bitince buraya alacağım, bitince buraya alacağım. O sırada burası tekrar büyümüş olacak. Böyle rotasyonlu bir sistem yapmaya çalışıyorum. Kendi kafamda ve kendi gücümce yapabileceklerim bunlar. Kendi ihtiyacımı ve birkaç ailenin daha ihtiyacını karşılayabilecek bir sistem kurabiliyorum. Okyanusta bir damla. Ama başka çaren yok ki. Ya umutsuzluğa kapatacaksın defteri, ya bu sistemden kendini tamamen dışarı atacaksın. Yani Türkiye'den gideceksin. Daha güvende olacağını, daha rahat yaşayabileceğini düşündüğün bir ülkeye gideceksin. Ya da bireysel kurtuluş için çalışacaksın. En azından diyeceksin ki ben kendi vicdanım rahat. Ben üzerime düşeni yaptım. Ben taşın altına elimi koydum. Benim bunları bu videoda anlatıyor olmamın sebebi de bu. Bireysel kurtuluş herkesin kendi kapısının önünü süpürmesidir. Herkes kendi kapısının önünü süpürürse de o sokak tertemiz olur. O sokağın temizliği de sana sistem olarak geri dönür. Yoksa her şeyi belediyeden beklersin. Belediyede çöp kamyonu ihalesiyle uğraşır. Oradan nasıl alırım, buradan nasıl kurtarırım derken senin sokağın yine çöp içinde, bok içinde hayata devam eder. Sen de layık olduğun şekilde yaşamaya devam edersin. Bir şey dikkatimi çekti. Birçok farklı konuda birçok video çekiyoruz. Ve arada böyle cümleler böyle kafamda oturuyor. Ve taşlar yavaş yavaş böyle yerine oturmaya başlıyor. Mesela bir videoda her toplum hak edildiği şekilde yönetilir gibi bir cümle kurmuştum. İşte mesela şu anda bu örnekle o cümle böyle cuk diye oturdu. Şimdi 46 milyon koyun var dediği zaman adam iki seçeneğin var. Bir inanmak, iki inanmamak. İnanmamayı da öyle gelişi güzel yapamazsın. Açarsın, bakarsın, kurcalarsın, öğrenirsin. Doğrusu o değildir dersin, inanmazsın. Eğer duyar duymaz hiçbir şey bilmeden inanmıyorum dersen bu da saçma bir inkarcılıktır. Ya da inanma seçeneğini tercih edebilirsin. İnanma da yine iki şekilde. Bir, doğrusunu biliyorsundur, inanıyorsundur. Bir, sorgusuz, sualsiz, biat ediyorsundur. Sorgusuz, sualsiz kabul etmektir. Biz sorgusuz, sualsiz kabul edenlerin çoğunlukta olması nedeniyle bu haldeyiz. Söyleyebileceklerim bu kadar. Dostlar, bölümümüzün sonuna geldik. Yüzüm gülmüyor. Öğrendiğim şeyler karşısında çok üzgün ve sinirliyim. Umarım bir şeyler değişecek ve umarım bu değişiklikte bizim videolarımızın ufacık bir zerre faydası olur. İzlediğiniz için teşekkürler. Yorum yazmayı ve bu videoyu kendi sosyal mecralarınızda paylaşıp daha fazla insana ulaşmayı, daha fazla insanı farkındalığa ulaştırmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.